çocukta empatiyi geliştirmek için ne yapmamız lazım? Yani her konuda. Bunun için son derece somut şeyler söyleyebilirim. Peki. Yani biraz evvel oyuncak noktasında bıraktık. Şimdi sadece oyuncak değil çocuğu geliştirecek olan şey. Yani çocuğunuza yaşına göre bir hikaye okursunuz. Yani bir hikaye anlatmaya başlarsınız. 3, 4, 5 cümle yani yaşına göre. Evet. Sence ne olmuş? Evet. Sence ne yapmış? Çok güzel. Niye öyle yapmış? Yani dolayısıyla böyle çocuğun çocuğun verdiği tepkiye göre de hikayeyi geliştirebilirsiniz. Çok güzel. Şimdi bunun en somut örneğini ben kendi gelinimde görüyorum. Evet. Yani öyle müthiş kurguluyor ki. Evet. Çok somut olarak buna tanık oluyorum. Ve çocuğun da buna nasıl cevap vermiş olduğunu görüyorum. Yani nasıl bu yönde çok geliştiğini güzel. Görüyorum. Çok güzel, çok değerli. Ve her söze başlarken olabilir, yapılabilir, bir bakalım. Yani dolayısıyla alternatifli düşünme ve eleştirel düşünmeyi öğreniyor ki 21. yüzyılın ikinci çeyreği için çocuk yetiştiriyorsak kazandıracağımız özelliklerin başında 4 tane özellik geliyor. Birincisi eleştirel düşünce. Evet. İkincisi ilişki yönetimi. Çok ilişki güzel. Yönetimi işte duygusal zeka, empati vesaire bunun içinden geliyor. Üçüncüsü işbirliği. Sonra yaratıcılık. Şimdi dolayısıyla işbirliği çok önemli. Evet. Çocuk eğer arkadaşları arasında onlarla bir şey yaparken yani insanlarla bir şey yapma becerisini geliştirirse arkadaşlarına zorbalık yapmasına gerek kalmıyor. Ergenlik döneminde yanlış yollara sapma ihtimali çok azalıyor. Yani çocuğun kimlik kazanması için önem taşıyor bu. Hepsi küçük yaşta başlıyor diyelim. Peki diyelim ki aileler bunu o yaşta toparlayamadılar. Ergenlik çağında sorunlu bir kimlikle karşı karşıyalar. Güzel örnekler vermişsiniz mesela. Oğlum saçlarını civciv sarısına boyamıştı. Hiç tepki vermedim. Ne oldu peki sonra? Şimdi yani çocukların 13-16 yaş arası, 17 yaş arası ailenin etki alanından çıkıp akran etki alanına, yaşıtlarının etki alanına girmesidir. Ve bu dönemin psikolojideki bir diğer adı da kimlik arayışı dönemidir. Dolayısıyla çocuk orada bir kimlik arayışı içinde, bu kimlik arayışı içindeyken de olmadık şeyler yapacak. Şimdi çocuğun orada takılmasını sağlayan iki tane özellik var. Birincisi ya teşvik etmek, evet, ya da şiddetle karşı çıkmak. Yani benim evimde böyle olmaz, sen tabii şöyle yaparsın, o zaman çeker gidersin, evet, falan diye. Şimdi 13-14 yaşında bunu böyle yaparsanız çocuğu bastırırsınız ama 16-17 yaşına gelince bastıramayacağınız başka problemler tabii çıkar. Yani dolayısıyla bunları sükunetle karşılamak lazım. Çünkü peki sessiz kalmak da bir şey demediler, biraz daha aşırısını yapabilir mi? Tepki vermeme ha diyeceksiniz yani. Hmm. Ha, niye yaptın, ne oldu? Konuşturabiliyorsanız konuşturacaksınız. Evet. Sence neyi temsil ediyor falan, evet, gibi demek. Çünkü her aykırı hareketin altında bir mesaj var mıdır çocuğun? Tabii var. Şimdi yani anne babalar şundan içleri rahat olsun. İnsanların %95'i, yani büyük çoğunluğu, bunu genel bir şey olarak alın, İçlerinden yetiştikleri ailenin ahlaki, sosyal, siyasi normlarını benimserler. Dolayısıyla da telaşa gerek yok. Evet, telaşa güzel. Gerek yok. Yani 22-23 yaşına, 20 yaşına geldiği zaman, 20'li yaşlar geldiği zaman çocuk ailenin değerlerine geri döner. Çünkü beynimiz 12 ile 16 yaş arasında müthiş bir değişim oluyor. Yani müthiş aksonlanma, bağlanma, dallanma, orada müthiş bir hareket, tabii, var. Bazı yollar kesiliyor, bazı yollar diğer yollarla karışıyor. 0-4 yaşta da var aynı şey. İkinci dönem böyle. İkinci dönemde böyle. Şimdi o zaman ne oluyor? Çocuğun yani odası karışık, fikirleri karışık, ilişkileri karışık. Çünkü kafası karışık. Yani, sakin, panik yapmayın diyorsun. Yani iyi anne baba olmakla iyi yönetici olmanın iki tane birbirine benzeyen ilkesi var. Evet. Birincisi sabır. Bu dişlerini sıkıp sabretmek değil, sorarak başlamak. Önce dur. Birinci ilke bu. Peki. Önce dur. İkinci ilke yöneticilik açısından güven vermek, anne baba açısından da şefkat göstermek. Çok güzel.
sevgi demiyorum. Şefkat. Sevgi tehlikeli bir kavram. Hmm. Çünkü birçok insan sağlıksız sevgisiyle çocuğunu sakatlıyor. O da çok fazla korumacı. Çok fazla, i̇şte çok fazla korumacı, yanlış ifadeler, işte sevgilimler, aşkımlar, söylenmeyecek şeyler, anneciğimler, babacığımlar, akıllı diye sevmek, güzel diye sevmek falan gibi yani birçok birey başka. Olmaktan mı uzaklaştırıyoruz çocuğa isimler takarak? Hem birey olmaktan uzaklaştırıyoruz hem de sahip olmadıkları özelliklerle üstünlük atfediyoruz. Hmm. Sahip olmadığı özelliklerle yani sahip olmak için mücadele etmediği özelliklerle üstünlük atfediyoruz. Evet, çok çok güzel.